yayınlanmasına biraz zaman var ama Netflix tüm film hazırladık. Bütün yaz çalışarak geçti. O yüzden de onun için ayrıca heyecanlıyım. Ben hem muhabbetim. Arasını telefonu sokmuyor. İyi ki de o da Netflix. Evet, The Last Call'da İstanbul gelecek bildiğimiz kadarıyla. New York'ta çekimleri devam etti. New York çekimlerini sormak istiyoruz. Nasıl geçti peki? Çok keyifliydi. Yani bence çok tatlı bir film oluyor, çok iyi bir film oluyor tabii ki. Ben çok fazla izlemedim görüntüleri ama bütün senaryo aşamasından itibaren benim çok içime sinen bir filmdi. Ve şahane bir ekip, hem burada hem Amerika'da çok çok yetenekli insanlarla çalıştık, tanıştık. O yüzden de ben çok heyecanlıyım. Çok güzel bir film olacak bence. Sevenleriniz de bekliyordu aslında bir Kıvanç Tatlıtuğ partnerliği yıllar sonra gelen. Evet. Nasıl geçti peki partnerlerinizle birlikte? Yıllar sonra bir aradaydınız çünkü. Çok iyiydi. Yani olgunlaştık tabii ki. Daha her şeyi galiba böyle daha olgunlaşmış bir şekilde oynadık. Sahneleri öyle değerlendirdik. Çok keyifliydi. Zaten birbirimizi çok iyi tanıdığımız için, birbirimize oynamaya çok alışık olduğumuz için çok da rahatlık. Gönel çok iyi bir yönetmen. O da gerçekten. Yani bizim yeniden birlikte oynamayı kabul etmemiz için çok iyi bir senaryo gerekiyordu. Evren o anlamda ikimizi de çok mutlu etti. Evren yine şahane. Atiye'de de birlikte çalışmıştık. Evren şahane bir senaryo yazdı. Gönel bence şahane bir yönetmen. Gökhan'ın varlığı çok önemliydi tabii ki. O yüzden çok mutluyuz. Onur yine çok iyi bir projeyle karşımıza çıktı. Biz de hani elimizden gelen her şeyi yaptık. Kıvanç'la da çok çok mutlu çalıştık. Sosyal Kenan Bey, siz de efendim neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Öncelikle Netflix'in doğum gününü kutluyoruz. Gayet Netflix bir 6 sene geçti Türkiye'de. Ben daha öncesinde biraz Amerika'da da takip etmiştim. Çok kıymetli bir platform ve evimize neşe, eğlence getiren çok önemli bir sosyal aktivite. Bütün ekibe ve çalışanlarına, hem sanatçılara, hem artistlere, hem müzisyenlere, hem setçilere destek oldukları için, Türkiye'ye gelip de burada yatırım yaparak ekonomiye katkıda bulundukları için teşekkür etmek istiyorum her şeyden önce. Onun dışında çalışmalar devam, şarkılar devam. Bugün What's Love adlı şarkımız, İngilizce bir şarkımız, yani yarı İngilizce diyelim. Ege Çubukçu ile yaptığımız bir klibimiz yayınlandı. Onun heyecanı var. Her hafta yeni bir ürün, yeni bir prodüksiyonla. Çünkü pandemi zamanı bizim için çok üretken geçti. Hem Bade'nin albümü, hem Duygu Soylu'nun albümü, hem Cem Plevne'nin albümü. Gibi bir sürü, şimdi ismini saymakla bitiremeyeceğim, çok fazla iş yaptık. Onların tadını çıkartıp keyfini yapıyoruz şu anda. Kliplerini, sunumlarını hazırlıyoruz. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Çok yoğun bir konser dönemi geçirdik. En son 29 Ekim Ankara konseri muhteşemdi. Onun hala tüylerimiz diken diken görüntüleri gördükçe hem gururlanıyoruz hem mutlu oluyoruz. Önümüzdeki günlerde yine konserlerle, stüdyolarla devam edecek müzik. Şimdi Netflix demişken de belgeseller de aslında çıkıyor. Onlardan bir tanesi de Fatih Erimler, Kenan Doğulu belgesel çekilse kabul eder misiniz böyle bir projeyi? Var öyle bir takım projeler. Teklif aşamasında olanlar, kurgu aşamasında olanlar. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Ama güzel bir yere değindi. Olacak. İstihbarat geldi de. Sormak olacak. İstedim. Yakın zamanda olacak. Nerede, nasıl, ne zaman, kimle falan onları bilmiyoruz ama olacak. Sizin kendi hayatınızdan atan bir proje olacak. Evet, öyle olsun istiyorlar. Çünkü benim 93'ten 2023'e 30. senem artık, ilk albüm çıktığı günden itibaren. Hani benim biraz öncesi de var profesyonel hayatım ama ilk mihenk taşı diye orayı aldığımız için orayı söylüyoruz. 30. yılın kendine göre etkinlikleri olacak. Onun çalışmaları var. Çok büyük bir konser planlıyoruz İstanbul'da. Onun dışında hep albümlerle ilgili çalışıyoruz. Bir sürü şarkı birikti. Onları single, belki tekli olarak, belki albüm olarak çıkartacağız falan. Şimdi konser sezonumuz biraz rahatladığı için bizim artık yaz bittikten sonra biraz daha çalışma, üretimle stüdyo zamanımız olacak. Onları o zaman bakacağız. Var mı sorusu? Ulan. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öyle